Ya Aras, Allah'ını seversen şunu bir sesini kıs da ben de bir seyredeyim ya. Biz de bu ülke için iyi şeyler düşünüp yapmak istiyoruz. Devlet ihalelerinde de taşeron sistemi. Biz değil mi o televizyonları her gün olsun diye 4-5 saat televizyonun başında onları izledik. Acıklıyorum. Nasıl bir baba filmi seyretmişsek herkesin hafızasındaydı. Nasıl bir Scarface seyredip de herkesin hafızasındaysa şimdi de Sedat Peker herkesin hafızasına. Bu yüzden diyorum. Bizim hepimizi kaldırıp çöpe atacaksınız. Bizden bir şey olmaz. Belli bir nokta var. Yarın gelin. Ben o noktaya geldim. Her hafta izlediğim diziler gibi onları da aynı kategoriye eklemiş durumdayım. Heyecanla dizi bölüm gibi her hafta pazar günleri sabah kalkar kalkmaz kahvaltımızı hazırlıyoruz ve kahvaltı eşliğinde dizi bölüm gibi izliyoruz. Arada da sinirlenip böyle vuracak bir şey ya. First things first, we shouldn't forget that he's a criminal. But his the demand for his videos actually stem from a demand for overall transparency in the society. What strikes me the most is that people are asking him questions that normally the state should have given an answer or the judiciary should have given an answer in the past three decades. You know, assassination of Uğur Mumcu, or you know what happened on 15th of July, the failed coup attempt, or what happened between the two elections back in 2015. So these are all questions that actually need to be answered by different parts of the state, whether be it politicians or the judiciary. But it seems to me people are asking this illegal operator these questions because they can't get answers elsewhere. And this tells me that there's a growing demand in the Turkish society for more transparency. Etkilenen vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı yalnız bırakmadık. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi bu sinsi operasyonu da akamette uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kur'anlara verilen cezayı 4 yıldan 8 yıla, suç çetelerinin mensuplarını dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ'cüler gibi, tıpkı PKK'lılar gibi bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız. Başındalar başüstü. Açıklar sattı. Bu devletin kirli çamaşırlarının gün yüzüne çıkıp ortaya saçılması hoşuma gitti. Çünkü elinde Kur'an'la siyaset yapan insanların kokain işi de yapabileceğini bilmem bana çok enteresan bilgiler verdi yani. Gerçekten bekliyorum. Dizi gibi bekliyorum. Bu adam daha kimlere ifşa edecek?